Tamam o zaman. Damla, sürekli damlaya damlaya alttaki zemini nasıl oyuyorsa, giydiğimiz elyaflar, keten, pamuk ya da diğer polyester, terlediği zaman ter alıyor, kuruyamıyor. Aynen anlattığım, önceki girdiğim damla misalini yapıyor. O anda değiştirmek imkanı olmuyor, olsa problem olmayacak, ama o anda değiştiremeyince o zaman sorunlar başlıyor işte. Kireçlemeden başlıyor, siyatik ağrılara kadar gidiyor astım, bronşit. Yün ne yapıyor? Yün giydiğin zaman teri alıyor, kısa sürede teri izale ediyor bir şekilde, hızlı bir şekilde, yani çamaşırın dışına veriyor. Kısa sürede kuruyor ve vücut nefes alıyor. Ondan sonra ve bu saydığımız hastalıkların da bilimsel olarak en iyi şey oluyor yani. Antibiyotik gibi ilacı oluyor. Hani sağlık için, hani mal satmak için tezgahtarlıktan ziyade vatandaşı ikaz etmek için, hani yünün faydalarını gerçek bir şekilde anlatmak için o şekilde girişiyoruz ve gelenler de hep memnun kalıyorlar. Mesela hacca, umreye gidenler özellikle birbirlerine tavsiye ediyorlar. Evet. Giyip gittiği zaman oradaki rahatlığı görüyor. O sıcakta terliyor, sırtındaki çamaşır ıslanıyor mesela. Yün olmayınca kuruyamıyor. Bunu görünce orada gidene aman diyor, işte yün almadan gitme falan diyor. Bu şekilde yaygınlaşıyor. Yani bizim donları giydiği zaman üşümüyor. Haliyle mesela kombi 50'de 60'da çalışacağına 40'da çalıştırıyor. O bakımdan doğalgazda da bayağı bir şey oluyor yani. Faydası oluyor. İktisada gitmiş oluyor. Şimdi kışın zaten üşümemek için giyiliyor. Ama asıl yazın daha faydalı. Çünkü yazın insan daha çok terliyor. Özellikle mesela fırın gibi, hattane gibi ya da böyle kapalı alanda ağır işlerde çalışanlar terleyince sırtlarındaki şey, çamaşır kuruyamıyor mesela. Yünün haricindeki. İşte yünü keşfedince, yünü giyince ondan sonra o rahatı buluyor. Kısa sürede kuruyor ve çok koku da yapmıyor sana. Mesela diğer elyaflar değiştirmediği zaman ekşi ekşi kokuyor. Bunda o olay da olmuyor.